Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün herkese hayırlı tatiller dileyeyim. Bugün pazar. Hava güzel, güneşli. Mükemmel bir gün. Şimdi hayvanlarımızı zaten tanıttık. Tanıtma şeyi değil. Bugün hayvanlarımızı güneşlendirelim diye video çekelim dedim. Yani bu havaları her zaman bulamayız. Gerçekten hayvanlarınızı güneşlendirirseniz güzel olur. Bu çapar horozum benim. Bundan yavru alıyorum. Millete akıl verirken bizim tavuklar da bunun kafa tüylerini yediler. Tabii aldık. Yavru alıyorduk malum. İyi bir hayvanımız. 3-4 tavuk da bundan yatırdık. Çizgi çıkarttık. Çok sistemli ve baskılı bir hayvanımız. Bundan sonra da artık hazırlıklarına başlayacağız. Yavru alma faslı bitti. Hem burada güneşlendirelim dedik. Hem de ayak sporlarını yapmış olurum galiba. Evet, burada güneşini de alacak hayvanımız. Güneşini de alacak. Hem burada antrenmanını yapmış olurum. Şimdi bir horozumuzu daha getireceğiz buraya. Bununla beraber ne yapacak? Burada dönecekler. Hem güneşlenip hem kondüksiyonlarını yapmış olacaklar. Yani iyi olur. Sizde varsa böyle bir yer yapın kendinize. Yani basit bir telden yapıyorsunuz. Buraya hamsi ağası veya bir ince tel çekebiliyorsunuz. Bu iki taraf şöyle yakından çekin. Buraları böyle aralık bırakırsanız bu horozlar dışarıdan birbirine zarar veremez. Hem güneşlenmiş olur hem kondüksiyonlarını almış olurlar. Evet, burada da böyle duyalım bakalım. Öbür horozumuzu alacağız ama ondan önce şu dışarıdaki civcivlerimize bir yumurta verelim. Bir hafta önceki çektiğim civcivleri farkını da göreceksiniz. Bak şurada, dur bakayım. O gelir, gitmene gerek yok. Onlar gelecek şimdi. Hayır sen gelme. Hayır. Tony, gel bakayım. Alın bakayım. Hayır, minik. Evet, bunlar da çapar. Deminki çapar horozumun yavruları. Yumurtalarını yiyorlar, köpeklere bağlamadık bugün. Ondan dolayı köpeğe tutmamız gerekiyor. Otur bakayım oğlum, otur bekle. Otur bekle, onlar yesin. Evet, bu da aynı babasına benzeyecek kerata. Robin de dilini çıkardı sıcaktan. He Robin? Evet, bu da 85 santimi buldu. Maşallah, şöyle bakarsanız boyunun büyüklüğünü göreceksiniz köpeğimde. Bugünkü yemeğini daha vermedik. Vereceğiz. Şöyle gel bakalım. Şu köpeğimizi de çek. Bunu da Iğdır'dan Süban dayı gönderdi. Yani bana göndermedi. Benim erkekle çiftleşsin diye. Çiftleştikten sonra gerisi geri göndereceğiz Iğdır anası olursa. Evet. Civcivlerin farkını görelim diyorduk. Burada da bir hafta önceki çektiğimiz civciler aynı civciler. O videoyla bu videoyu izlerseniz yani büyüme farkı göreceksiniz. Yem ve yumurta. Arada bir çiğ yumurta da kırıyoruz. Bakın arkadaşlar. Civcivlerin bir haftada ne kadar farklandığını görüyorsunuz. Bu pişmiş yumurta faydalı. Çiğ yumurta aslında biraz daha da faydalı. Yemin üzerine çiğ yumurta kırarsanız daha mükemmel oluyor. Pişmiş yumurtanın da faydası var ama çiğ yumurta daha da faydalıdır arkadaşlar. Yani yemin üzerine çiğ yumurta kırıp karıştırıp verin, daha mükemmel olur. Bunlar çapar olacak. Sarı çapar, horoz. Hadi bakalım. İşte 10 gün önce de bu tavuğumuzun kardeşi Iğdır'da güzel bir yavru çıkarttı. Onun yavruları oradan devam ediyoruz bakalım hayırlısına.
şöyle yukarıya doğru gidelim. Oradaki civcivlere de yemleri verelim. Ondan sonra da güneşlendirme hayvanımızı. Dur şuradan yumurta alayım ben. Evet. Pişmiş yumurtalarımızı çıkartalım. Gel bakalım. Alayım bakalım. Yediniz mi? Gel bakalım. Bunların içinde iki tane horoz var. Yedi civciv, iki horoz. Fazla civciv horozumuz olmadı. Ama sağlıklarını görüyorsunuz arkadaşlar. Bir hafta önceki çekimle şimdiki çekimi fark ediyorsunuzdur. Yani fizik boy olarak. Bunları niye bir hafta sonra tekrar atıyorum? Yani hayvanların büyüme şeklini, gözünü görün diye. Şimdi nasıl sağlıklı olduğunu görün diye bir daha atıyorum. Aslında onları göstermek istemiyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir haftada hayvanların ne kadar farklandığını görüyorsunuz. Böyle yavaş yavaş çekersin. Alın bakalım. Evet, burada horozumuz çok. Burada herhalde 7-8 tane horozumuz var. Hayırlısından büyütebilirsek. Ya bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim. Şimdi herhalde gençler boyuna şey yapıyor. Satılık civciv var mı diye soruyorlar. Satılık civciv maalesef yok. Civciv istemeyin. Ondan dolayı yani hem kendiniz yorulmayın hem de beni yormayın yazarken. Satılık civcivimiz yok. Onu yani bunları ben kendime çıkarttım. Kendim yetiştirip büyüteceğim nasip olursa. Zaten fazla hayvan almıyorum ben. Ne kadar fazla hayvan alırsan o büyütmesi zor oluyor. Sıkıntı oluyor yani. Ondan dolayı az hayvan alıyorum. Ben de az hayvan alıyorum. Evet, bu hayvanlarımız da bunları geçer. Bunları da göstermiştik. Yine gösterelim. Bunlar da şunlar bir içeri girsin. Bir bakayım hafları. Evet, bunlar da Kapıkova'dan İrfan kardeşime geldi. Koydura gider horozu. Yine kardeşleri. Bakalım büyüyecekler. Kardeşleri yine İrfan'da var. Kolkola'da. Gültekin kardeşimizde de var herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Bunların babaları İrfan'ın anneleri bizim mankenlerden geliyor. İyi hayvanlar. Bu mankenlerin soyu da zaten Iğdır'da Metin kardeşim var. Metin kardeşimde Sarı diye bir horoz vardı. Kendisi kırmızıydı ama sarı bir horoz. Kırmızı bir horozdu. Onun oğlundan çıkma. Endenozlar ikisini birleştirmiştik. O hayvanlar çıktı. Çok mükemmel yavrular verdiler. Damızlıktan gelen hayvan. Yani baba dövmüş, dede dövmüş, oğulları dövmüş. Yani torunları da dövüyor. Damızlık şeyini taşıyan bir hayvanlar. Yani damızlık taşımazsa ay başka bakmışımız öpüyor. Evet arkadaşlar. Şimdi damızlık şeyi o şekilde. Şimdi bazı arkadaşlar soruyor. Tavuk resmi atıyorlar iki tane bana. Bunlara bak ben hangini kullanayım damızlık alayım. Ya arkadaşlar o şekilde damızlık olmaz. Şimdi hayvanın kanını, kan hattını bileceksin. Oradan takip edeceksin. O kan hattından dolayı iyiyse, kötüyse onu sen zaten aldığın yerden bileceksin. Daha sonra şöyle diyeyim. Onu bileceksin. Ben de
İzah ediyorum arkadaşlara. Gel oğlum. Gel oğlum. Aşağı inerim, hem gelsin burada hem şey yapsın. Evet, aşağı. Ha, onu anlatayım da ondan sonra. Yani. Şimdi şöyle diyeyim. Şimdi damızlı kan hattını bilirsen oradan devam edersin. Eğer bilmiyorsan iki tavuktan yavru alacaksan, zaten horozu biliyorsun. O iki tavuğu, iki tavuğu da bul, iki tavuğu da aynı horoza çektin. Çıkan yavrularında hangisinden iyi çıkıyorsa oradan devam edeceksin. Ben resimden şeyden anlayamam ki hangi hayvanın iyi tavuk olmadığını. Burada bizim çok iyi dediğimiz hayvanlardan kendimiz yavru alıyoruz. Ya onlardan da sıra dışı hayvanlar çıkıyor, iyi çıkmayanlar olabiliyor. Ondan dolayı yavruyu alıp deneyeceksin. Yavruyu alıp kendin deneyip göreceksin yani. Oradan damızlığına devam edeceksin. Hep iyiden iyi çıkmış olsa, hep iyiden iyi çıkmış olsa biz zenginlerin horozlarını hiç görmeyiz yani. Ondan dolayı zengin tükendi milyar veriyor. Alıyor hayvanı. Biz nereden verip alacağız? Biz ne yapacağız? İyi bulduğumuz zaman elimizden devam edeceğiz. Burada gürültü oluyor. Aşağıda biraz devam edelim. Ya göstermene gerek yok, oradan devam et oğlum. Çık dışarıya doğru. İllahi beni çekmene gerek yok. Oradan devam edeceğiz. Evet. Şimdi horozlarımızı böyle işte güneşlendirelim diye. Böyle. Bu şekilde hayvanlarımızı güneşten hem güneşlendireceğiz hem de ne olacak, burada kondüksiyonlarını almış olacaklar. Bak şimdi oradan mesela bunu gelmedi. Ne oldu? Orada tavuklar var. Evet, tavukların peşine gitti. Ne oldu burada? Yani burada ileri geri hareket edecek. Yine burada da kondüksiyonunu almış olacak. Şimdi kümeste devamlı yatıyor bu hayvan. Ama burada hareket halinde olduğu zaman hem kilo almaz. Yani şimdi bu hayvanın en az 100 gram fazlalığı var. Burada eşinecek, hareket yapacak, kiloyu da atacak. Bu da yine çapar horozumuzun bacısı. Bu da yine çapar horozumuzun bacısı. Onları işte özel kapatıyoruz, özel hayvanları. Hadi git bakayım oğlum. Hadi git bakayım. Evet. Bu eşek köpek de bizi hiç bırakmıyor. Hayvanlar dışarısını görünce rahatladılar. Ben şu Tony'yi bağlayayım. Tony. Tony gel oğlum. Gel oğlum. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel orada. Şuradaki cücülerimiz de geçen çekmiştik. Gelin bakalım. Evet. Bunlarda da iki horoz var diyorduk. Üç taneymişti. Şansımız var. Bir, iki, yüze, sonunda üç tane. Bunlarda da üç horoz var. Yani hayvanların gelişmelerini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde büyütürseniz, bak şimdi bunlar hem geziyor, hem civciv yiyor, hem yumurtasını yiyor. Mısır kırığı da kırık verebilirsiniz civcivin içinde, daha mükemmel oluyor. Yani şimdi bu civcivlere buğday da verebilirsiniz. Yani büyüme aşamasında olan hayvanlara karışık çeşitli yem verebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bu hayvanların büyüme aşamasında yeme ihtiyaçları var. Vermezsen olmaz. Şimdi şu bahçedeki hayvanlarımızı da şuradan görebileceğiz mi bakalım? Gelin bakalım. Şu tarafa çek oğlum. Şu taraftan böyle şey yapalım, bu yana gelsinler. Alın bakayım.
Evet, bunlar da burada artık havalar ısınıyor. Bu pislikleri toplayacağız, yakacağız. Kış yaz temizliğimizi yapacağız yani. Evet, çivicilerimiz de burada. Onlara yumurta az kaldı. Daha sonra devam edeceğiz. Buradan devam et. Aslan Robin'imizi de bir pay verelim. Yok, verme ya. Yok, o benden oynar şimdi biraz. Ondan sonra bağlayacağım onu yerine. Çok şımarık. Yeni tuttu bu ya sincir. Evet, aslan Robin'imiz. Bakın arkadaşlar, büyüme şekline bakın. 7 ayını doldurdu. Ayın 24'ünde 7 ayı bitti. Şimdi 8. ayından gün olacak. Aldı. Yani büyüme şekli maşallah. Gerçekten hızlı büyüyor, güzel büyüyor. Bakalım sonunu da göreceğiz. Bu benden oynamayı çok seviyor. Hadi bakalım. Gelmiyor değil mi bağlanmak? Gel bakalım. Gel. Hadi. Şuradaki Arap cümbüzlerimizi de çekelim istersen onu. Geç öbür tarafa doğru. Evet. Burada da cümbüzlerimiz bayağı bir gelişme gösterdiler. Şu aşağıdaki horozu ha şöyle bir çek bakalım. Yani hayvanların şekillerini görüyorsunuz arkadaşlar. Maşallah. Günlük güzel büyüyorlar. Bir hafta önceyle bu haftaki arasında farkı görüyorsunuz. Bak bunlar da peşime geliyorlar. Aslında yumurtalarını yediler. Çık sen, ben köpeğe tutayım seni. Darlatmasın orada. Evet, bizim bu horozumuz tavukları orada gördü. Tavukları görünce bu horozu unuttu. Evet, o zaman şöyle bir horozu görelim. Gel bakalım. Gel oğlum. Bu diyor ki benim işim tavuklarla. Bu şekilde hayvanlarınızı hem güneşlendirmiş olursunuz hem de hayvanlarınız hareket halinde olur, ayakları, kasları gelişmiş olur. Yani bir nevi ikman olmuş olacak. Biraz sonra biraz daha hızlanacak. Şimdi hırslanıyor yavaş yavaş. Birden tabii şey olmuyor. Hızlanır, döner. Yani bu şekilde hayvanlarınıza antrenman da vermiş olursunuz. O içeriden, öteki dışarıdan. Hem güneş enerjisini alıyorlar hem de kendi kondüksiyonlarını yapmış oluyorlar. Evet arkadaşlar, şimdi damızlık konusunda da dediğim gibi, yani şimdi benim bilgimin dışında olan bir şeyler arkadaşlar atıyor. Ya bir yerden almış, tavuk almış, horoz almış, bunu çeksem nasıl olur? Şimdi bu aldığın yere soracaksın onu. Çünkü ben bilemem nereden ne aldın, hangi hayvanı aldın, hangi damızlığı aldın, sistemi nedir. Ondan dolayı yani onları ben Hint mi, Azman mı onu soruyorlar. Onları belki bilirim, onları cevaplıyorum genelde de. İşte dediğim gibi yani tavuk, birkaç tane tavuk aldıysanız tek bir horoza vurup hangisinden iyi çıktığını göreceksiniz. Oradan devam edeceksiniz. Şimdilik herkese hayırlı günler diliyorum, teşekkür ediyorum.